Amerikan Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılmasını istediği Amerikalı papazın yargılanmasına İzmir'de devam edildi. O davaya gizli tanığın ifadeleri damgasını vurdu. O gizli tanığa göre papazın asıl amacı Hristiyan Kürt devleti kurmaktı. Hristiyan hareketi başlatıp sözde Kürdistan'ı kuracaktı. Kilisede evlendirdiği çiftler aynı zamanda PKK sempatizanıydı. Gizli tanığın ABD'li papazla ilgili iddiaları gündemin sıcak başlığı. ABD'li din adamı Brunson, İzmir'deki Protestan Diriliş Kilisesi'nin papazıydı. Askeri ve siyasi casuslukla suçlandı. Yargılandığı davaya Serhat Kodatlı gizli tanık video konferansla bağlandı. Gizli tanık, ABD'li papazın asıl amacının Hristiyan bir Kürt devleti kurmak olduğunu iddia etti. Kilisede silahların olduğunu söyledi. İfadesine göre ABD'nin PKK'ya gönderdiği silahların koordinatları da kilise papazı tarafından teröristlere iletiliyordu. ABD'li papaz bütün suçlamaları reddetti, davada ertelendi. Bu arada ABD Başkanı Trump da davayı yakından takip ediyor. Hatta daha önce Brunson'un serbest bırakılmasını da istemişti. Bir yandan davanın yankıları sürerken Trump'ın YPG'li bir teröriste onur belgesi vermesi yeni bir krizinde fitilini ateşledi. Daesh'in öldürdüğü Zafer Karaçok kod adlı David Tyler, ABD'li eski deniz piyadesiydi. Terörist için verilen o belge ailesine iletildi. YPG'li teröristin kız kardeşi Trump'ın imzası olan belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Tyler için Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri tören düzenlenmiş, o törende ABD ve YPG flamalarının yan yana olması dikkat çekmişti.